Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Kötü adam kahkahacılığında bir numara olduğunu söyleniyor hocam. Evet, yani benim ilk bulduğum muah bu muah diye başlaması yani öpücük verir gibi başlıyor, sonra kötü adam kahkahasına dönüşüyor. Evet, yani ters köşeye yatırma adını verdiğim bir sistem. Bir daha alabilir miyim hocam? Muah muah. Yani bunu... öpecekmiş gibi iyi adamın yanağına doğru yaklaşıyor. İyi adamın bari bir iyi kadının yanağına doğru yaklaşsın, çünkü kötü adama yaraşmaz diye düşünüyorum. Canım adam kötü. Allah Allah. Evet, neyse hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine sizin eleştirmenizi hak eden, dibine kadar hak eden bir film olduğunu duydum. Evet, The Wall, yani Duvar adlı bir film. The Wall. Evet. Nedir bu? Türkçemizde yine şey mi? Pink Floyd mu? The eki almış yegane kelimedir. Sniper öyküsü. Pink Floyd değil mi? Değil. Aa. İki tane sniper var. Ondan sonra bunlar işte birbirlerine ateş ediyorlar falan. Ama ikisi de... Dur bak, şimdi senin tüfeğin namlusundan içeriye sokacağım benim mermiyi. Gibisinden. Ondan sonra fakat bunlardan bir tanesi bir ara... Faka basıyor ve diğeri gitti zannedip kendini ortalığa çıkartıyor. Aa, tak tak tak, öbürü buna saydırırken vuramıyor. Bu bir duvarın, yani the wall'un arkasına saklanıyor. Ondan sonra bir de bakıyorlar ki bunlar birbirlerini meğersem telsizden dinliyorlarmış. Bunun üzerine telsizden beni vuramazsın, vururum, burnunun ucundan vururum falan gibisinden. Hayır, vuramayacaksın. Laf sen dalaşıyla, zaten kimseyi vuramadın. Laf dalaşıyla geçen 81 dakika. Yani bu laf dalaşını fazla uzatamadıkları için. Yani şimdi biri duvarın bir tarafında, biri duvarın öbür tarafında paso birbirleriyle telsizden lak lak yapıyorlar, öyle mi? Evet, ama birinde... Gerçekten süper salak bir film. İlk başta ikisinde de tüfenk var. Sonrasında birinde anladığım kadarıyla tüfenk yok, birinde var. Dolayısıyla acaba hangisinde zaten... var, onu öğrenmeye çalışıyoruz sanırım. Dolayısıyla aslında bu laf dalaşına gerek yok. Tüfengi olan hükmen galip sayılmalı. Evet, bence de öyle. Ya da adil olmayan bir çekişmeden dolayı maç tatil edilmeli diye düşünüyorum. Evet. Ama dediğim gibi 81 dakika iyi olmuş yani, yoksa hani mesela size bize bıraksalar o laf dalaşı günlerce sürebilir hani. Evet yani, ama hani duvar beni biraz üzdü, çünkü duvar ya da The Wall şeklindeki olayların tamamını ben Pink Floyd'un şey yaptığını zamanında içselleştirdiğini ya da üfürdettiğini düşünüyordum. Yani bütün duvar patentlerini aldıklarını ben de biliyorum, tuğla duvar, beton duvar. Sonuçta onlara bir patent ücreti verilmiştir diye düşünüyorum. Verilmiştir, mecburi. Evet. Aaron Tyler Johnson diye bir tip oynuyor. Aaron Molla desinler diye bir tip, evet, demeye çalıştınız sanırım. John Cena diye bir tip oynuyor. Bir de üçüncü var. Bu iki sniper'ın dışında bir üçüncü kişi ortaya çıkardım şu an. The Third. Sanırım o yüzden isim vermemişler kendisine. Üçüncü diye hitap ediyoruz. Evet, Leith Nakli diye bir tip. Nakli mi? Nakliyeci herhalde, filmde nakliyeci görevinde. Ha, o bir duvarda, yani duvarın bir tarafından öbür tarafına geçebilen tek kişi olduğu için nakli ismini koymuş olabilirler kendisine. Olabilir yani, git şu arkadaşa bak bir peynir ekmek ver falan diyor olabilir. Menkul anlamında yani. Evet. Evet, neyse, çok teşekkür ediyorum değerli hocam, harika bir filme benziyor. Yani bu yani gidilebilir bugün... sanki 81 dakika, o kadar da böyle düşününce yani 81 dakikayı neye harcamıyoruz ki? Ya sonuçta ne bileyim, evde yıkanmış ve ütülenmiş bir sürü şey vardır, gömleğimiz, tişörtümüz, gider onları da orada katlarız. Tabii canım, sonuçta sinema yakınımızda zaten kimse de gitmiyor, bir tek biz oluruz salonda yine. Evet, o zaman dur ben şu tişörtleri toplayayım, geliyorum hocam. Onları al, renkleri de at. Tamam tamam, merak etmeyin. Müebbet muhabbet. Ben yendim. Birinci. Birinci benim. Sevgili dinleyiciler, minik bir ping pong müsabakasının tam ortasına denk geldiğiniz için hepinizi kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyorum. Ping pong yok olmaya yüz tutmuş eski bir spor dalı mı? Evet, yıllar önce yok olmaya yüz tutmuş eski bir spor dalıydı. Artık yok oldu. Yani çoktan yok olmuş bir spor dalı. En azından ülkemizde öyle. Eskiden de güzel çay bahçelerinde olurdu ama top, evet, illaki çatlak olurdu. Şimdi Çinliler çok seviyor bu oyunu. Çata çuta çata çuta buldukları her masada bunu oynuyorlar. Ya kaldırsana şu tabakları falan deyip çat çat başlıyorlar olayına.
Cenk'ciğim bu İngildek gorgonumuz bize son bir çevirti daha yaptırıyor. Bilmem biliyor musun? Yaptırsın bakalım. Dinleyelim mi? Ha. For researchers. For researchers. Yani dört tekrar arayıcı. Dört tekrar arayıcı. Ne demek acaba? Dört tekrar arayıcı. Daha önce bulamamışlar. Bir daha hocaları aramaya göndermiş. Bunlardan dört kişi diyoruz. Yawning doesn't mean you're... Yawning. Yawning yani sencilik. Yawning sencilik demektir diyorsun. Peki. Yawning doesn't mean you're lazy. Doesn't mean. Doesn't mean doesn't şey. Düzine demek. Düzine. Düzine evet. Doesn't mean mean kötü demek. Mean kötü, alçak, pis. Evet. Yani. Yani bir düzinelerce kötü. Doesn't mean neydi? Doesn't mean. You're lazy. You're lazy. Lazy de bir köpek değil mi? Lazy. O lazy. Ha pardon. Lazy ne demek? Çılgın. Lazy. Olabilir. Lazy yani Jay-Z var ya onun kardeşi olabilir mi? Lazy. Olabilir. Jay-Z adlı şarkıcının kardeşi Lazy'den mi bahsediyor? Bence o. Yani ben anlıyorum. Bu şekilde çevirdim. Light-Z diye yazılıyor değil yeah. mi? Yani sürekli yattığı için bu adam. Yani tembel yani lazy o zaman tembel manasına da gelebilir. Doesn't mean and lazy konser vermişler gibi. Adı da şarkının adı da... Pis düzineler ve tembel. ve lazy. Şarkının adı da yawning yani sencilik. Evet olabilir. It's actually a sign of your super intelligence. It's actually diyor yani aktörlükten yani bu aktörlük işte budur. Evet yani dedi. Yersen anlamında actually. evet. Actually a sign of your super intelligence. A sign bir işaret. Sign işaret tabela yani. Evet super intelligence süper. Dediği de süper iletkenler olması evet. lazım yine bilime döndü. Senin süper iletken olduğuna dair bir tabela i̇şaret gösteriyor. Lazy bu yeni şarkın ve süper kötü 12. Süper kötü düzine. Evet kötü düzineler. Neyse ben en azından kötü düzineler kısmını beğendim yani güzel bir ben ama albüm kötü ismi. Düzinelerdense Körpe Karpuzları daha çok seviyorum grup adı olarak. Ben bak şimdi Körpe Karpuzlar deyince benim de içim biraz onlara. Araştırmacılara ısındı. Göre esnemek tembel olduğunuzu göstermez. Aksine süper zekanızın bir göstergesidir. He. Gerçekten yine İngilizcesiyle alakası olmayan tuhaf bir çeviri. Acaba bunu çeviri olarak gönderdiğini zannetmiyorum. Bir şey söyleyeyim de. Bence yani üzerinde önce Fransızcaya sonra Çince'ye onun üzerine İtalyanca'ya sonra Türkçe'ye çevirince arada yolda bozuluyor. Tabii en son çeviren de yüksek sesle söyleyince evet. hiç alakasız bir şey çıkıyor ortaya. Buna kulaktan kulağa çeviri adı veriliyor. Evet, ilginç bir çeviri sistemi. Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Muhabbet. Suffocated Press Haber Ajansı'ndan hepinize merhabalar sevgili dinleyiciler. İşte dünyanın dört bir yanından sizlere haber taşıyan haber ajansınızın cevvalli muhabiri sevgili Cenk de telefon attığımızda. Cenk'ciğim merhaba. Alo. Vasılsın canım Cenk'im benim. Ne yapalım ya Hindistan'dayız işte. Yine içten ve böyle esnemeli bir valuyla. Esnemeli bu. Hindistan körisi böyle yapıyor yani. Her şeye köri koyuyor adam ya. Hindistan körisi farklı bir köri mi? Tabii bizimkilere göre biraz daha bunlar tabii. Köri manyağı olduğu için. Elinin köri vardır onu bilir misin Cenk'ciğim? Ben de onu dedim. Elinin köri dedim artık. Çünkü şeyi istedim dedim. Ekmek kadayıfı var mıdır? Körili var dedi. Yuh. O zaman dedim ben de işte öyle. Anladım. Güzel konuşmuşsun. Cenk'ciğim ne oldu? Hindistan'da ne işin var? Gitmezsin sen öyle yerlere pek. Ya işte bu geçen geldiydim kurbağa bulduydum ya bir sürü. He. Ondan sonra şimdi Çağatay abi gel biz 4 yeni kurbağa türü daha bulduk galiba. Hayda. Ya dedim aynı türdür o falan. Yok abi değil başka tür bunlar. Acayip falan dediler. İyi dedim. Yani ya sonuçta kurbağa gelseler... değil mi? Farklı tür olsa ne olur canım? Ya işte bunlar sarman kedi gördüm yeni bir kedi türü buldum diye ortalığa fırlıyorlar. Allah Allah. Bu yeni kazıcı kurbağa türü falan filan aynı kurbağalar aynı cacık da. Yine bırak bırak değil mi yani? Bırak bırak tabii ondan sonra ama bunların türü tükeniyor olabilir çünkü bunlar bak hiç böyle yaptım hiç bunlar böyle diğerleri gibi yapmıyorlar. Bunlar toprağa kazıyorlar falan bir takım tripler. Toprağa kazmak yani niye kazıyorlar onu? Kendini gömecek işte herhalde kaplumbağaları seyretti falan. Tabii hani... o zaman türleri tükenir. Kendini toprağa gömerse. Ha ben de onu anlatmaya çalıştım da. Kurbağaya yani, mı? Kurbağaya. Ondan sonra bırak bıraktan öteye gidemedik. Peki ayaklarında perde var mı bunların da? Var.
Ne güzel. Ayaklarında ya, rahat fena de ellerinde tül var. Hayır, kendini toprağa gömüyor. Hani kış uykusu falan filan hesabı da bunlar kış uykusuna yatmıyor ki. Bu kaplumbağa sanıyor kendini yani. Kaplumbağa da yatmaz ki. Ayı yatar kış uykusuna. Kaplumbağa yatar denizde bütün gün faş fuş. Kara kaplumbağası öyle bir yatar ki kış uykusuna aklın durur. Fosur fosur. Hani uyandıramayız diyoruz. Başka kazıcının dışında başka yok mu yani? Delici, kesici. Kesici kurbağa. O zaman onları da bulurlarsa görürüz. Yani tool'u tamamlıyoruz. Tool kit. Cenk'im, o zaman sana başarılar diliyorum kurbağalarla. Yani bütün gün nasıl uyuyacaksın orada bu gece bilmiyorum daha doğrusu. Burada kalmayız herhalde. Geçen burada bir otele götürdüler. Yani rezalet derim. Yani biz normal şehirde bir şey gidelim. Şehirde öyle pek bir şeye benzemiyor ama niye, işte. Vırak vıraktan dolayı mı? Hem vırak vırak hem bir yani pis leş. Şey, baharat kokuyor her taraf. Körili otele gitmişsin. Köri manyaması. Neyse, sana sabırlar diliyorum değerli kardeşim. Sağ ol kardeşim. Ben bir daha gelmem buraya, istiyorlar. Yani dev kurbağa bulsunlar. Bence de. Son girişimdir zaten yani. İkinci gitmene bile ben şaştım. Yani senin için çok büyük bir ilerleme. Eyvallah. Görüşürüz Cenk'im. Hadi. Hadi bakalım. Müebbet muhabbet.